Merhabalar efendim, merhabalar. Ben Bay Higgs ve yine gelişmiş bilimsel tesislerde verdiğimiz başka bir bilimsel mücadeleye daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok fazla hoş geldiniz dedim sanırım. Ama olsun. Ne olursunuz olun. Bilimsel olduğunuz sürece hoş gelirsiniz buralara. Okey. Hadi çıkalım bakalım dışarı. Ah. Ben buraları hatırlıyorum ama buralarda dünya düzcüler vardı. Evet, dünya düzcüler kendini gösteriyor. Okey. Evet, orada bir dünya düzcü var gördüğünüz gibi. Ben seninle hiç uğraşmayacağım. Lütfen başımdan gider misiniz beyefendi? Sizinle uğraşmak istemiyorum. Ah, bir tane de orada var. Wow. Hey, beni şimdi... Beyefendi. Siz bu kadar hızlı bir şekilde mi öldünüz acaba? Şöyle bir... Hiç sıkıntı değil. Bilimsel süreçte, bilimsel ilerleyişte düşen kalkar. Ama aynı zamanda bir şeyler öğrenmek de çok önemlidir yani. Merhabalar beyefendi. Neredesiniz acaba siz? Pek değersiz dünya düzcü. Robo Scorpion, sen göreceksin biraz sonra. Sen Bay Higgs'in bak bunları aldım. Sen pek bir şey değilmişsin ama bana başka yerden sıkan başka birileri var. Kimsin sen? Nerede sıkıyorsun? Hey. Okay, öldüm. Tamam. Değerli rasyonel ahbaplarım, hiçbir sıkıntı yok. Değerli rasyonel izleyiciler, hiçbir sıkıntı yok çünkü artık bu elimdeki gelişmiş cihazla ben bu dünya düzcülere vurabileceğimi biliyorum. Gel bakayım sen buraya. Sen daha ölmedin mi ya? Tüh. Okey. Yapacağız. Pes etmek yok. Ama kaç defa öldüğümü biriniz takip etse güzel olur. Duymak isterim. Bölümün sonunda bu ölümlerin sayısal bir ölçümünü de görmek isterim. Sen gel bakayım buraya. Evet. Ben gizli gidip gidemiyorum şu an. Gel. Hop. Gel bakayım sen şimdi şöyle senin olmayan beyninden bir vurayım. Oh. Beyzbol topu, bunlara hiç gerek yok. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Kendime referans noktası kuracağım uzay zamanında ve bir sonraki dünya düzcüğü bekleyeceğiz. Gel bakalım dünya düzcüğü. Sen Bay Higgs'in bilimsel birikimine kafa tutamazsın bir kere. Gel. Sana bilimi göstereyim, gel. Sana dünyanın nasıl yuvarlak olduğunu göstereyim. Seni yuvarlayarak göstereceğim onu. Seni de belirli geometrik şekillere sokarak göstereceğim. Sen iyi yerden geldin. Şimdi dürüst olmakta fayda var. Ama bak ne oluyor. Bak dünya nasıl... Hayır. Atıyor. Adamın bilmem ne kemiğinden artık... Lan! Tamam, bunlardan çok var ama ben kirli su, hiç sıkıntı değil. Bütün kirli suları içtim ve sonuç olarak sağlık puanım çok değilmiş sağlık puanım. Başka neleri içebilirim? Nuka Cola'yı
Nuka-Cola şu an bana bir şey yapmayacak gibi. Steampunk'ım var ama Steampunk'ım var. Oho, bitti ki bu. Sen nereden vuruyorsun? Tamam, bu burada, burası güzel bir siper benim için. Gelen dünya düzcüleri burada. Of, çok fazlalar. Çok fazlalar. Tamam, seni hemen halledeceğim şimdi. Seni bıyıklı, kel, beyinsiz dünya düzcü. Nasıl ben ona vuramadım? Ha, vurmuşum. Proton baltasını alırım. Lobotomite gözlüğüne satarım ben bunu. Hasta önlüğünü de alırım. Fotoğraf makinesi almama gerek yok. Gelin bakalım sizi. Yakaladım seni. Kafasına bez geçirmiş bir de. Olmayan beynini saklamak için. Aha. Bilim. Üf. Üf. Yalnız bir şöyle yapmam gerekecek sanırım. Bir tane bundan. Vav wow, vav wow, bana başka bir şey sıkan başka birileri daha var. Düşmanlar her yerde. Düşmanlar her yerde ama. Ama hiç merak etmeyin. Bay Higgs burada. Rasyonel düşünce sizin yanınızda. Hiçbir şekilde korkmayınız efendim. Hiçbir şekilde panik yapmayınız. Evet. Evet. Bu ne kadar müthiş bir şeymiş ya. Tamam. O zaman bire de ben proton baltasını koyayım. Proton baltası müthiş bir şeymiş. Hehe. Hehe. Çok iyi. Bana saldıran başka neler var? Bay Higgs artık... Okey. Bay Higgs artık daha güçlü. Bay Higgs hazırlanıp geldi. Bay Higgs yanıldı. Bay Higgs yanıldı. Bay Higgs yanıldı. Sağlığım çok az. Bay Higgs yanıldı. Peki şöyle yapsak. Manyetik el bombası. Normal el bombam yok mu? Robot da güç zırhlarını ekstra hasar. Abi bu benim işime yarar. Ben bunu bile tamir ederim. Oh, iyi fiyata gider bu da. Anlaşıldı. Okey. Oradaki dostumuzu bir elden geçirmemiz gerekiyor. Sen neden bana saldırıyorsun? Tamam, sen yakına gel bakayım. Sen bir yakına gel. Sen bir yakına gel. Sen bir yakına gel. Hayır, 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 hayır. Sen bir yakına geliyorsun. Sen bir yakına geliyorsun. Ben burada bir referans noktası alıyorum uzay zamanda ve sen Donna Noble has been saved to the library. Diyeceğim. Tamam. Ya onlara travma kıyafeti. İskeletlerin kıyafet, koruyucu kıyafet o kadar koruyucu ki sizi ölümden bile koruyor. Ölü halinizle bile hareket edebiliyorsunuz. Ne kadar bunun farkındasınızdır onu bilemem ama. İlk önce seni vurayım ben. Hayır, öl! Öl! Zaten ölüsün! Hah. Lazer tüfek aldım. Lazer tüfek aldım. Bu gerçek mi acaba? Az önce ben lazer tüfek mi aldım? Sen 36 vuruyorsun. Sen 36 vuruyorsun ama sen şeysin. Harika. Sen 4'e gidiyorsun. Az önce lazer tüfek aldım. Konu hakkında çok mutluyum ve işte görüyorsunuz değerli beyefendiler, bilimin değerli savunucuları. Big Mountain, I, Dr. Mobius, will soon control you and all of science. Okay. Tamam. Hey. Herkes sakin olsun. Nereden vuruyor bunlar? Görmediğim yer. Tamam.
Tamam, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Bir tane taze patates. Temiz sular falan çakarım ve... Okey, kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Kaçıyorum. Ha, buralarda ben bol bol uzuv kaybettiğimi hatırlamıştım. Evet, bu kötü oldu. Ya kardeşim! Bunu mu istiyordun yani? Bunu mu yapacaktım? Ya bir şey diyeceğim. Benim burada gitmem bir şey fark etmiyor. Ben aşağı iniyorum. Madem ben bu insanlara dünya düzcüleri kafa tutabiliyorum. İnsan değil çünkü bunlar. Ben doğruca devam edeyim yoluma. Neden uğraşayım ki ben? O ne? Sakatlandım da. Oo, güzel. Bir ay almamıza gerek yok. Vücuduma alkollü maddeler almama gerek yok şu an için. Bu arada Santa sarsaparilalarınızdan değil, lütfen Santa sarsaparilalarınızdan yudum almayın. Sunsetlerinizden. Sunsetleriniz bile varsa ki o da kötü bir çok kötü bir şey. Nuka kolalarınızdan lütfen birer yudum alın. Mis gibi nuka kolalar. Wow, bu ne? Okay. Kötü şeyler. Evet, robotlar ne? Peki. Do not attempt to flee. Tamam. Justice will be administered swiftly and fairly. Bu ne? This is a law. Tamam. Okey. Bu defa arkamdan gelmiyor. Bilinmeyen bir değişken. O yüzden şu an bir tık daha iyi hissediyorum. Ama hala tabii önümdeki mekanik eylemler, mekanik hareketler işlevlerini sürdürmeye devam ediyor. Onları nasıl halledeceğiz? Okay. Halledebiliriz diye düşünüyorum ben. Çok iyi, çok iyi. Ama şurada bir şey daha var. Onu da bir şekilde halletmemiz gerekecek. Evet, saldırıya hemen uğramaya başladık. Firing weapons. Hayır, firing weapons yok. Firing weapons yok. Lütfen. Ne? Ah, robotu, robotun devrelerini ha devre dışı bıraktım. Hehe. Çok güzel, çok güzel. Harika. Peki ben ne yapmalıyım bu noktada? Ben bu noktada ne yapmalıyım? Tabii ki yapabileceğim şeyler var. İlk önce bunu buraya getireceğim ki şey olmasın. Şunu bir şöyle getirelim. Harika. Sonra bilimi yükseltelim çünkü böyle gerekiyor şu an. Şöyle bana göre bir şey yok mu burada ya acaba? Kazandığınız tecrübe puanı artsın. Tecrübem, ben deneyim kazanmayı severim. Ben çabuk öğrenirim. O yüzden bunlar hep iyi şeyler. Evet, şundan içmeyin. Şundan için. Ben de bir iki tane Nuka Cola. Nuka Cola. Bir şey deneyebilirim bir sonraki defaya. Şöyle bir sudan içeyim ben. İç. İçeyim. Oh, kana kana içeyim. Harika olur.
Bu sefer tabii bir tık daha iyi gitti bütün bu süreç, bütün bu mesafe. Çünkü Bay Higgs hazırlıklı geldi. Deneyimlerinden öğrenerek geldim. Biliyorsunuz geçen bölüm buraları gelmemiştik. Sync projesi lamba düğmesi. Onu alalım bir. Onu bir alalım ve başlayalım bir şeyler yapmaya. Manyetik el bombası. Harika. Evet. Alternatif olarak içeri manyetik el bombası da atabilirdim. Çünkü bende zaten 2-3 tane vardı. Onu yapmadım. Güzel. Buraları güzelce yağmaladım. Vahşi topraklar, çorak topraklar serserisi gibi yağmaladım ve Cenk Oğuz gibi yağmaladım buraları. Bir çorak toprak serserisi gibi yağmaladım ve bayağı bir şey elde ettim. Bakalım buradan nasıl bir cephane çıkarabileceğiz, nasıl bir enerji kaynağı çıkarabileceğiz kendimize. Evet, kendimize bilimsel uğraşımıza bol bol, kutlu uğraşımıza bol bol yetecek cephane yaptığımı düşünüyorum ki daha da fazla geldi biraz sonra hemen şimdi. Wow. Çok iyi, çok iyi. Küçük bir sorun. Benim bilim adamı cübbem biraz şey oldu. Bilim önlüğüm biraz hasar gördü. Onu bir halletmem lazım. Hallederim. O hiç sıkıntı değil. Sanırım şu an iyiyiz. Evet. Şu an oldukça iyi bir durumda olmam gerekiyor. Sende ne var? Sende de güzel şeyler var. Buraya çıkmayacağım. Benim amacım yukarıda. Hadi bakayım. Evet, deney patladı. Deneyde bir sıkıntı yaşadık ve deneyimiz patladı. O yüzden deneye en son referans noktamızdan baştan devam etmemiz lazım. Bu deney müthiş gidiyor. Tamam, iyi durumdayız. Evet, referans noktamız çok iyiymiş. En son şey yaptığımız yerden devam ediyoruz. Deneyimize kaldığımız yerden devam ediyoruz cidden. Tehlike mi? Bir tehlike içindeyiz. Acaba nasıl bir tehlike içindeyiz? Nerede bir tehlike olduğunu göremiyorum ben. Alın bakalım bu teknik cihazı. Bu teknik edevatı. Sende robot asiller varsa bende de bilimin gücü var. Değerli Doktor Mobius. Doktoranıza saygı duyuyorum. Ama o ne? Lobotomite. Neyse ilk kez bir lobotomite'ı beni görmeden ben onu fark edilecek mi? Evet. Selam. Aa! Lobotomite'lar ve robot akrepler birbirlerine giriyorlar. Müthiş. Müthiş. İşte rasyonel düşünce. İşte bilim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum ama böyle oldu. İçerideki robot akreplere bulaşmadan dışarı çıkmanın bir yolunu bulmuş olabilirim ama bu şekilde. Bunlar hep deney işte görüyorsunuz. Değerli bilimsel ahbaplarım. Bunların hepsi deney. Benim şu tarafa gitmem gerekiyorsa. Yok, oraya da olmuyormuş. Deneyimiz o noktada da başarılı oldu. Belki oraya atlarsam belirli aerodinamik yapıları kullanarak hayatta kalabileceğimi düşündüm ama yok olmuyormuş. Benim anatomik yapım bunu destekleyecek kadar güçlü değilmiş. Artık yapacak bir şey yok. Şeyin içinden geçeceğiz. Robot akreplerin içinden geçeceğiz. Sıkıntı değil. Çekil! Çekil! Aa, çok güçlüymüş bunlar. Peki. Benim hatam. Benim hatam. Bu deneyimiz de başarısız oldu. Kaç kere bu deneyleri böyle elimize yüzümüze bulaşacak bilmiyorum ama
Harika. Dur, bekle. Harika. Hayır, hayır. Evet. Evet, bilimin gücü. Elektromanyetik bir alanların gücü. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Bu benim hatam biraz. Biraz ama çok değil. Peki, o zaman ben iyice sakatlandım sanırım. Şöyle bir sağlık durumlarımı kontrol etmek istiyorum. Benim 3 uzvum birden sakat. Benim bu... Yapacak bir şey mi var? Tabii ki var. Harikayız, harikayız. Ben şöyle bir tane çakarsam... Evet, evet. Düşündüğüm gibi oldu. Nuka-Cola çaktığım anda bakın aksiyon puanları dediğimiz değerler baştan kendi yerine geldi. Senin robot akreplerin bu kapıyı bile açamıyor bir kere. Hiçbir şey yapamaz. Ben şöyle su mu içsem acaba biraz? Oh, oh! Su içtim, kendime geldim gerçekten. Robot akrepler Doktor Mobius'un sesini kullanıyor. Senden kaçacağım Mobius! Bütün düşmanlarımdan kaçacağım. Doktor Mobius, sizin robot akrepleriniz Bay Higgs'in keskin zekasına zekasıyla boy ölçemez bir kere. Artık güvenli sınırlar içerisindeyim. Artık kendi güven alanım içerisindeyim. Değerli ahbaplarım, değerli bilimsel ahbaplarım, rasyonel düşüncenin müthiş destekçileri. İşte bu. İşte bu. Bir deneyimiz daha başarıyla sonuçlandı. Yalnız yine Higgs köyüne gidemedik. Yine Higgs köyüne gidemedik çünkü bizi zorlayan şartlar vardı. Yani öncelikle burada ne kadar fazla şeyler varmış. Bunları ben bir şey yapayım. Harika. Şunları harika. Böyle bir tamir ettim. Ben bir elden geçirdim. Çünkü benim ellerim de becerilidir biliyorsunuz. Higgs köyüne gidemedik çünkü üzerimdeki bilim adamı cübbesinde yırtıklar, gedikler oluşmaya başlamıştı. Onu bir düzeltmem lazım. Onu düzelttikten sonra Higgs köyüne gideceğiz. Benim adımın verildiği köye gideceğiz ve göreceğiz bakalım gerçekten de. Higgs köyü bu tarafta mı ya? Yanlış yere bakıyor olabilirim ben şu an. Bu taraf değil. Ha şurası, evet. Şuradaki büyük alan herhalde Higgs köyde. Evet, sonraki defa da oraya gideceğiz. Bilimin değerli takipçileri, unutmayın, yaşamdaki en gerçek otorite bilimdir ve gerçek bilim Bay Higgs'le birlikte gelir. Sizinle bilimsel meselelerin sonraki bölümünde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.